Değerli izleyenler, dillerden düşmeyen şarkılarıyla müzik listelerine ambargo koyan ünlü popçu Mabel Matiz'in yanına gidiyoruz şimdi de. Ses tonu, dansı, kostümleri herkesten farklı, herkesten aykırı. Peki pek çok kişinin gerçek adını bile bilmediği Mabel Matiz'i yakından tanımak ister misiniz? Keyifli sohbetimizi hep birlikte izleyelim. Çok aşık oldum, üzüldüm. Artık bir şey olsun, biri olsun ve onunla bir araya geleyim. Mabel Matiz uzun yıllardır hangi hastalıkla mücadele ediyor? Hastalığı nedeniyle niçin zor durumda kalıyor? Çok alakasız yerlerde patavatsız bir takım. Ünlü şarkıcı Mabel Matiz ismini nasıl aldı? Hangi ünlü yazarın etkisinde kaldı? Benim öğrencilik yıllarında. Sıra dışı ses tonu, sınırları zorlayan klipleri ve enerji dolu şarkılarıyla meşhur Mabel Matiz'le denize açıldık, bilinmeyenlerini konuştuk. Ben kendimi sevmeyi öğrenen bir insanım, onu söyleyebilirim. Yani kendi hayatımla, kendimle gerçekleştirmeye çalıştığım en büyük şey bu. Son yıllarda adından en çok söz edilen şarkıcılardan biri Mabel Matiz. İlk albümünü 2011'de çıkardı ama adını tüm ülkeye 2013'te bu şarkıyla duyurdu. Dünya ne sana ne de bana kalmaz, Sultan Süleyman'a kalmadı böyle. Yıldız Tilbe elini tutunca da deyim yerindeyse yürüdü gitti. Her ayrıntım sayılıyor, sükunetim delilimden. Mabel Matiz'in kişiliği, giyimi, kuşamı, tarzı gibi şarkılarının sözleri de ilginç ve bir o kadar da dikkat çekici. Enerjisi çok yüksek, yüzü sürekli gülüyor. Bela pür sema, la yemi sema, sen bari dan bari kır normali koynunda. Neredeyse bütün şarkılarını kendi yazıyor ve yaşamadığım, hiçbir şeyi yazmadım diye de ekliyor. İşte bu yaşanmışlık hayranlarıyla arasında kopması zor bir bağ oluşturuyor. Bir gerçeklikte buluşuyoruz. Ben kendi yaşadığım şeylerden söz ediyorum ve karşı taraf da, dinleyici de kendi yaşadıklarını buluyor orada. Geçmiyor hiç gözlerimden, bir hayal vurktum en sol yerimden. Çok aşık oldum. Üzüldüm, çok da mutlu da oldum ve bunlar farklı farklı anlarda farklı şarkılara çarpıyor. Mabel Matiz tam bir aşk adamı ama hit şarkılarından gelin hikayesi çok farklı. O aradığı aşka hitaben yazılmış bir şarkı. Gel, anla dikenimden, güllerim uyansın. Aşık değildim yani, yalnızdım ve geli artık bir şey olsun, biri olsun ve onunla bir araya geleyim. Bu kadar aşk kokan şarkıları yazan Mabel Matiz'i biraz daha yakından tanımak ister misiniz? Mesela gerçek isminin Fatih Karaca olduğunu biliyor musunuz? Fatih gerçek adım. Annemin ve babamın bana bahşettiği isim. Peki ya Mabel Matiz nereden geliyor? Sevgili Buket Uzuner'in çok önemli bir kitabı olan Kumral Adı Maytuna'dan geliyor. Oradaki ana karakterin takma adı. Fatih Karaca'nın Mabel Matiz'e dönüşmesinin şöhretle ilgili olduğunu sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Mabel Matiz'in mazisi çok eski. Benim öğrencilik yıllarında arkadaşlar arasında kullandığım bir isimdi ve... Öğrencilik yıllarından söz etmişken pek çok kişinin bilmediği bir şeyi daha açıklayalım. Mabel Matiz aslında bir doktor. 2003 yılında girdim İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine ve 5,5 yıl kadar orada okudum. Yarım dönem uzatmıştım okulu. 2008'in sonlarında bitirdim. Müziğe geri dönelim ve şu çok konuşulan son klibi Ahu'yu masaya yatıralım. Çal verin çal güzel gün karşılığı sarıp kadın. Ahu'daki dansım çok konuşuldu. Biz sormadan konuyu kendisi açtı. Danslarda sanki biraz Yıldız Tilbe havası var. Çok yakın bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi. Yıldız Tilbe bile arada duruyor Mabel. Sen hiç durmamışsın dedi. Bu arada size Mabel Matiz'le ilgili başka yerde duyamayacağınız bir bilgi verelim. Ünlü şarkıcının bir hastalığı var ama bu dünyanın en keyifli hastalığı. Obsesif kahkaha sendromu. Yani gülmeden duramıyor. Çok alakasız yerlerde patavatsız bir takım sahnelere iş çıkarabiliyoruz o yüzden. Daha iyi eskiye göre gülme krizi hastalığım. Zaten bu keyifli söyleşimiz boyunca da yüzünden gülümsemesi eksik olmadı. Her zamanki gibi pozitif enerjisiyle bizi de etkisi altına aldı.